Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Pidemizin öncelikle hamurunu hazırlayacağız. Karıştırma kabıma yarım su bardağı ılık süt, bardak ölçüm 200 ml. Yarım su bardağı da ılık su koyuyorum. 1,5 tatlı kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için şöyle bir karıştıracağım. Mayanın aktif hale gelip kabarması için 10 dakika bekleteceğim. Mayamız kabardı. Üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet yumurta akı, sarısını da üzeri için kullanacağız. Şimdi yavaş yavaş kontrollü bir biçimde ununu ekleyeceğim. İlk etapta şöyle 2 su bardağı ekliyorum. Spatula ile karıştıracağım. Karışmayacak kıvama geldikten sonra elimle devam edeceğim. Üzerine de 1 tatlı kaşığı silme, tam doldurmadan şöyle tuz ekliyorum. Hamurum toplandı. Toplamda 3 su bardağından 2 parmak eksik un kullandım. Un miktarı unun kalitesine, markasına göre, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir biçimde unumuzu ekleyerek şöyle çok hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Eğer hamurunuz toparlanmıyorsa, yani elinize yapışıyorsa, elinize birazcık sıvı yağ alarak hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Hamurumun üzerine streç filmle kapattım. Yarım saat 45 dakika kadar mayalandıracağım. Mayalanma süresi odanın ısısına göre farklılık gösterebilir. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlayalım. 200 gram dana kıymayı şöyle kabıma alıyorum. 1 adet rendelenmiş soğan, 2 adet yeşil biber, 1 tutam maydanoz, 2 diş sarımsak. Bunları ince ince doğradım, soğanı rendeledim. İsterseniz hepsini robottan da geçirebilirsiniz. Yarım yemek kaşığı biber, yarım yemek kaşığı da domates salçası. Karıştırma kabıma ekliyorum. 1 adet rendelenmiş büyük boy domates veya yarım su bardağı kadar domates sosu. Ben yazdan hazırlamış olduğum domates sosundan kullandım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Baharat olarak birer çay kaşığı toz biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Birbirine karışıncaya kadar güzelce yoğuralım. İç harcımız da hazır. Hamurumuz mayalandı. Üzerindeki streç filmi alalım. Maya kokusunun gitmesi için şöyle hamurumu yoğuracağım. Masama alıyorum. Hamurumuzu şöyle unlayalım. 4 tane beze oluşturacağız. Portakal büyüklüğünde beze oluşturuyoruz. Bezemizin bir tanesini alıyoruz. Altını, üstünü şöyle hafif unlayalım. Merdane veya oklava yardımıyla incecik açacağız. Hamurumu inceltebildiğim kadar açtım. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olacaktır. Şöyle yuvarlak olacak biçimde açıyoruz. Şimdi şu kenar kısımlarına sucuk ve kaşar peyniri koyacağım. İsterseniz sade olarak da yapabilirsiniz, ancak bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Ben de iki tanesini bu şekilde yapacağım. İkisini sade yapacağım. Şimdi şöyle ucundan başlayarak katlıyoruz. Diğer tarafını da aynı şekilde katlayacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi şu uç kısımlarını birbirine doğru getirerek birleştiriyoruz. İç harcını rahatlıkla koyabilmek için şöyle yağlı kağıt serili fırın tepsime yerleştiriyorum. Diğerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Bunun da kenarlarına sadece kaşar peyniri koyacağım.
Yine aynı şekilde kenarlarından başlayarak kıvırıyorum. Bunu da tepsimize alalım. 4 tane pide yapacağımız için 2-2 pişireceğiz. O nedenle ilk tepsimi hazırlıyorum. Hazırladığım kıymalı harcı da şöyle 4 eşit parçaya böldüm. Pidelerimin içine güzelce yerleştiriyorum. Bunları kenara alıyorum. Şimdi diğer ikisini hazırlayacağım. Bu sırada da fırınımı 200 dereceyi ayarlayarak ısıtıyorum. Diğer ikisini de sade olarak hazırlayacağım. İçine hiçbir şey koymadan şöyle kenarından başlayarak katlıyorum. Bunu da bu şekilde tepsime koyacağım. Sade pidelerimiz de hazır. Şimdi onların içerisine de kıymalı harcımı yine yerleştireceğim. Dört pidemiz de hazır. Şimdi kenarlarına ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ koydum. Şöyle güzelce sürüyorum. Pizza pidelerimin üzerine şöyle kaşar rendesi koyuyorum. Diğerine koymayacağım. Pizza pidelerimin üzerine birer tane de küçük yumurta kırıyorum. Şöyle dağıtmadan tam ortasına bir tane yerleştiriyorum. Pidelerimiz fırına girmek için hazır. Fırınımı 200 dereceye ayarladım. Isındı. Şimdi pidelerimi fırına gönderiyorum. Öncelikle pizza pideleri pişireceğim. Daha sonra da diğer pidelerimi pişireceğim. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrollü bir biçimde pişirelim. Zaten çok kısa bir sürede pişiyor. Pidelerim pişti. Fırından çıkardım. Pişmesi için 15 dakika yeterli geldi. Şimdi diğer pidelerimi fırına koyacağım. Yine aynı şekilde altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Pidelerimiz servise hazır. Birazcık soğuduktan sonra sizlere kıvamını da göstereceğim. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma bir kalp, herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Evimizde kalıyoruz, dışarıdan yemek yemiyoruz. Sizler de evinizde bu nefis pidelerden hazırlayabilirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar, gerçekten muhteşem. Kaşarı da gayet güzel bir biçimde sünüyor. Şöyle yumurtaya batırmak istiyorum. Muhteşem olmuş. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Tek kelimeyle efsane. Bu da sade kaşarlı olanı. Diğerlerini de videonun sonuna ekleyeceğim. Bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.